Değerli izleyenler, bir Yalçın Sezer'le köyde arıcılık programında daha birlikteyiz. Bugün sizlere Düzce'den sesleniyoruz. Yanımda çok kıymet verdiğim, değer verdiğim bir büyüğümüz var. Cafer Kaba, Düzce Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı ve aynı zamanda kendisi Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Bugün bölgesindeki arıcılıkla ilgili bilgileri kendisinden dinleme fırsatı yakalayacağız. Cafer Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalçın Bey, siz de Düzce'mize hoş geldiniz. Bugün arılarınızla bize misafir ettiniz ve Düzce arıcılığını, bölgenin arılarını, ballarını, aynı zamanda Türkiye arıcılığını sizinle etüt edeceğiz, konuşacağız. Evet. Öncelikle isterseniz bize Düzce'deki arıcılığı kısaca izleyenlerimize bir anlatınız. Ne farklılığı var Düzce arıcılığının? Şimdi Düzce arıcılığı, biz göreve 2005 yılında geldik. Yönetim kurulu üyeleriyle hala aynı yönetim kurulu üyeleri devam ediyor arkadaşlarımızın 2005 yılında burada. Bu Düzce'nin bir başarısı varsa bu yönetim kurulu üyeliklerinden sağladığımız başarı arkadaşlarımızdan olan birlik, beraberlik içinde 10 yıldır, 12 yıldır beraber çalışmış olmamızdan kaynaklanıyor. Düzce arıcılığı 222 üyeyle seçildik. Şu anda 900 dolayında, 903-904 dolayında üye sayımız mevcut. Bunların genelde aktif olanı da tahmin edersin 700-750 civarında aktif üyelerimiz var. Düzce deyince akla iki tür bal geliyor. Bir, kestane balı ve Türkiye'de en fazla üretilen il kestane balı. Yaklaşık bu sene 350 ton civarında bal üretimimiz oldu. Bir diğeri orman gülü balı ki literatürde yasak olmasına rağmen çok fazla tüketilen tıbbi bir bal. Onun da çalışmalarını yaptık. Düzce ilinde orman gülü balının kullanım olanakları ile ilgili projeler yaptık. Ve bu proje neticelendiği zaman ne kadar nasıl kullanılacağımız hakkında bilgiler alacağız ve piyasaya sunacağız. Şu anda satışı yasak, el altından satılıyor. Ama hastalıkla tedavi edici, tansiyon düşür özelliği olduğu için bunu vatandaşlarımız tüketiyor. Düzce ilk Dünya Arıcılar Birliği Başkanı da katılımıyla Yılca Arısı Çalıştay'ını düzenledi. Bunun sayesinde Düzce dünya ülkelerine tanınmış oldu. Onun akabinde Düzce ilk defa gene Türkiye'de, yani bunları söylemek biraz bana zor geliyor ama söylemek zorunda kaldığımız için söyleyeceğim. İlk defa bal dolum tesisini kuran il, bunları başarmış bir il. Kendi balımızı, kendi üretimimizden aldığımız balı kendi markamıza pazarlayıp piyasaya sunuyoruz. Bunun haricinde gene Türkiye'de ilk defa ana arı üretim yaygınlaştırma projesini yapan il. Tekrar orman gülünün kullanım olanaklarıyla ilgili projeyi yapan il olarak öne çıkmış bir ilimizdir. Düzce'deki arıcılık gerçekten arıcılarımız anlamında çok değer verilen bir balı ürettiğimiz için kendi arıcılarımızın da düzgün, kaliteli, bilgili olması gerektiğinden seminerler düzenledik ve bu seminerler etrafında Düzce arıcılığın bir üst seviyeleri çıkarmanın gayreti içerisinde olduk. Tabii bundaki başarımızın bir ölçüsü de bu. Örnek alınan 63 örnekten 62 tanesinde pırıl pırıl tertemiz bir bal ürettiğimiz ortaya çıktı. Çünkü dolum tesisi olunca her yıl bizden örnek alınır ve o örnekler laboratuvarlarda tahlil edildikten sonra bize geri döner. Bir tanesinde tavuk çiftliğine yakın olan bir bölgemizde tetramezatin grubu bir ilaç kanlısı çıktı. O da hatta o arkadaşımız da hacdayken evinden aldığımız bir örnekten bu çıktı. Ve şöyle bir ilki uyguladık biz gene Türkiye'de. Üyelerimizden herhangi birinden bilgisayarın başına geliyoruz, yukarıdan aşağı tararken kimde kaldı? Örneğin Yalçın Sezer. Yalçın Sezer'in evine gidip örnek alınıyor. Bunu yarın kimden alacağı örneği belli olmadığı için herkes düzgün bal üretiyor. Bizim zaten ilkemiz şuydu. Kendi ürettiğimiz balı kendi soframıza getirebileceğimiz şekildeki balı
piyasaya sunmaktı. Ve gerçekten arıcılarımıza ben buradan sizden aracılığıyla kutluyorum. Bu başarıyı elde ettik. Bu çalışmalarımızdan dolayı bizim Düzce Küçük Bil, Merkez Bil'ine temsil edilmek adına da bu başarımızın altındaki çalışmalarımızın düzgünlüğünden yukarılar dikkati çekilmiş olacak ki bizi arkadaşlarımızın oraya layık gördüler ve yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Ama Düzce'de bir de bizim Yılcı Arısı diye bir arımız var. Fakat gene sizden arıcılığına bazı şeyler söyleyeceğim. Belki birilerinin hoşlarına gitmeyecek ama söylemek zorunda olduğum için söyleyeceğim. Bu arının tesciliyle ilgili proje yaptık. Ve bu projenin yürütücülüğünü Düzce Üniversitesi'nden bir akademisyen hocamız yürüttü. Sunumu da yaptık. Projemiz geçti. Fakat her nedense bilemediğim bir sebeple yürütücülükten çekilince projemizi düşürdü. Sonradan edindiğim bilgilere göre de kendi hoca arkadaşlarından edindiği bilgiye göre kendi projesinin geçmediği için benim projem nasıl geçti diye bizim yürütücülükten çekilince projemiz de düştü. Ben de bu konuyla ilgili bakanlıklarda hatta geçen toplantıda da aynı şeyleri söyledim. Tarım İl Müdürlüğü'nün sorun koordinatörlüğünde il birliklerin sorumluluğunda üniversitenin katkılarıyla projelerin olması gerektiğini dile getirdim. Çünkü üniversite sadece bilimsel konularda bize destek versin. Sorumluluk eğer maddi kaynağı, devletin verdiği maddi kaynağı yetmeyeceğine göre biz bu kaynağı üretmemiz lazım. Onu da birlik üretecekse bırakın bunun harcamasını da kalemin şeyinde koordinasyonda birlik yapsın diye. Bu herhalde olumlu tepki görecek. Ki bakanlık buna sıcak baktı. İnşallah böyle de olur. Eğer böyle olursa bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi bakın benimle beraber projeyi verip de projesi geçen Çorum ve Muğla bitirdi projelerini. Biz başlayamadık. Sadece bu kadın kaprislerinden. Kadın dediğim zaman geçen Ankara'da toplantıda söyledim kadın diye. Bunu söylettirmeyeceksin. Söylemek biz aracı tabiriyle bunu söylerim ben. Kendisine bilerek söylüyorum. Çünkü hanımefendi diyebilmem için bu yanlışlığı yapmamış olması lazımdı. İşte ben bu lafı kullanırsam ben seyircilerden özür dileyerek bu lafı kullanayım. Gideceği yere gitmiştir. Düzce'deki arıcılık hala şimdi bizim tesisleşme anlamında bir sıkıntımız yok. Ben Düzce arıcılığına önümüzdeki dönem zaten kongreler yapacağız. Bir sözüm daha var. Bunu da başarırsam Düzce'deki arıcılığın önü açılmış olacak. Bir kalıcı bina yeri tahsis edeceğiz. Bizim arabamız var, dolum tesisimiz var, bal evimiz var. Aracının bütün girdisini temin edecek gücümüz var, kuvvetimiz var. O duruma geldi birliğimiz. Artık aracı benden sadece kalıcı kira vermektense kalıcı bir bina yapıp bu hizmeti oradan devam ettirmemi istiyordu. Yani Düzce'deki arıcılık bunlar. Cafer Bey, göğünüzdeki kestane balı, orman gülü balı, özel ırkınız olan Yığılcı Arısı ve birliğin faaliyetleri gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Ülkemizde en fazla tonajda kestane balı üretim bölgesinin Düzce olması, Düzce balının, kestane balının özellikle ve o medikal bal olan orman gülü balının tanıtımı ile ilgili çalışmalarınız var mı? Mesela neler yapıyorsunuz? Çünkü biz biliyoruz ki Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan Sevgi Kolaylı işte antioksidan madde açısından çok zengin olduğunu söyledi. Evet. Yurt dışında çok gündemde olan bir manuka balı var. Mesela tıbbi bal olarak gündemde. Manuka balı kadar kıymetli olan bu orman gülü balının reklamı ile ilgili çalışmalarda nasıl bulunuyorsunuz? Şimdi çok güzel bir konuya değindin Yalçın Bey. Şu ana kadar bir şey yaptınız dersen sadece görsel medya ve yazılı medyada biz bunları dile getirmeye çalıştık. Ama bu tahmin edersiniz ki ekonomik anlamda bir sıkıntılar olan birlikler o kadar fazla güçlü değil. Reklama harcayacak paramız yok ama bundan sonra inşallah oldu. O parayı temin ettik. Bundan sonra çalışmalar yapılacak. Şimdi yurt dışında katıldığımız toplantılarda
Ben şunu Slovanya'da örnek vereceğim. Slovanya'daki bir bilimsel çalışmada tıp doktoru, Kanadalı bir tıp doktorunun kestane balığıyla ilgili tedavi edici özelliğiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Söylediği şey şuydu: ameliyattan sonra yaranın %50 kestane balığından yapılan bir bandajla yapıldığı zaman %50 daha erken tedavi ettiğini bilimsel olarak açıkladı. Bu da bizler için çok önemli bir şey. Fakat bu görevler bizim bilim adamlarımıza düşüyor. Bu bilim adamlarımızın çalışmaları bu derece bizim reklamdan çok onların çalışmaları önemli olduğu için biz arıcılar olarak biz konuşursak kendi balını methediyor diyecekler. Ama bir bilim adamının bunu açıklaması daha çok tepki uyandıracağı için güzel örnek verdiniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki Sevgi hocamızın, onun da kulaklarını çınlatalım, saygılarımızı, sevgilerimizi söyleyeyim. Böyle bir çalışmanın olması gerçekten kestane balığıyla ilgili çalışmaların, orman gülü balığıyla ilgili çalışmaların daha öne çıkması. Manuka balığı neyse bizim kestane balığında o olacak. Hatta Azer balığı. Ben geçen bir gene mülakatta Azer balığını yakalayacağız diye bir çok iddialı bir laf kullandım. Ki kestane balığı şu anda sofralık bal olmaktan çıktı. Tıbbi bir bal olma yolunda, fiyatından da anlaşılacağı gibi. Yani bir balın fiyatı 100 lira olur mu diyen arkadaşlarımız anlamında çok eleştiriler alıyoruz. Fakat maliyeti de yüksek. Yani bu seneki, 2 senedir balımız yoktu bizim, çok azdı. Bu sene gene normal değil de normale yakın bir balımız oldu. Bu yüzden fiyatlar biraz yüksek. Ama bundaki büyük etken de tedavi edici özelliğinin olması. Bir de tüketici artık sofralık bal diye değil, bunu tıbbi bir bal, ilaç gibi olması hasebiyle tüketim öyle yapması lazım. Orman gülü balı ile ilgili de bir çalıştay yaptık burada. Kullanımlarla ilgili. Onun sonuçları çıkacak. Yıllar itibariyle değer yitirip yitirmediğiyle ilgili bir çalışmalarımız var. Onun netice alacağız inşallah. Diğer üniversitelerde çalışıyorlar. Ama gene ben şurada şunu da söyleyeyim. Kestane balının üniversite hocalarıyla ilgili serzenişim var zaten de diğer arı ürünleriyle ilgili. Şimdi propolis, polen, arı sütü Türkiye'de tüketimi son derece yüksek olan bir ürünler oldu, arı ürünleri. Fakat bunların bakanlığımızda da biz bunları paylaştık. Kodeksinin olmadığını. Şimdi bunlar sağlık açısından alınan, kullanılan bir arı ürünleri olduğu için tabirini mazur görün, şarlatanların elinde kaldık. Tabii bunları düzgün yapanların haricindekileri. Kötü hastalığa yakalanmış arkadaşlarımızın, büyüklerimizin, kardeşlerimizin medet umdukları bir ürün oldu bunlar. Bunların da çok ivedilikle bir an önce bir kodekse kavuşturulup buradaki öncülük de hocalarımızın. Hocalar artık bunu kendilerine vazife edinecekler. Biz profesörüz deyip kravat takıp yürüyeceklerini artık bu çalışmalar hızlandıracaklar ve Türk arıcısının hem önünü açacaklar zenginlik açısından, çeşitlilik açısından, hem de sağlık yönüyle örneğin Romanya'da apiterapi merkezi var, hastanesi var. Bu niye Türkiye'de dünya ikincisi olduk diye övünüp havalar atarken bunları niye başaramıyoruz diye, hatta ben turizm bölgelerinde Antalya'nın bir böyle apiterapi merkezinin olması, İstanbul'un apiterapi merkezi olmasını, çünkü potansiyel bakımdan kaldırabilecek bir güçte olan bir illerimiz. Bunların olmasının, biz önünün açılmasına, bakın çok güzel bir şey daha söyleyeyim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa'ya bir entegre tesis kurup arıcılarımızın ufkunu açmak, Bursa balının Bursa'da satışını önünü açmak adına bir çalışma başlatmış. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımız inşallah bunları örnek alarak, bizimkiler de dahil, inşallah bu Türkiye'nin arıcılığına yön vermiş bir konuma gelmiş oluruz. Cafer Bey, gerçekten kestane balı ve orman gülü balı gibi apiterapik ürünler, yani polendi, arı sütüydü, propolis gibi ürünlerin de gıda kodekslerinin tez zamanda yapılması ve bu yapılan ürünlerin de arıcımızın kalkınması açısından kullanılması gerekiyor. Evet. Ama biz biliyoruz ki
İstanbul'da artık geleneksel hale gelmiş olan o arıcılık ve arı ürünleri festivalinde envai çeşit ballar tüketicilerle buluşturuluyor. Bu anlamda Arı Yetiştiricileri Birliği'nin gerçekleştirdiği bir etkinlik daha var İstanbul'da. Bu tip yapmış olduğunuz faaliyetler, fuar çalışmaları, festivaller ve buralara katılan arıcılarımızın variyeti doğal balığa ulaşmak isteyen kitlelerin de uğrak noktası oldu. Geçen yıl bunun örneklerini çok güzel gördük. Kuyruklar oluştu. Evet. Bu tip çalışmaları yurdun çeşitli yerlerinde yapmak adına acaba Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nde toplantılarda herhangi bir şey konuşuluyor mu? Yani sadece İstanbul noktasında yoğunlaşmak doğru mu? Az önce de arz ettiğiniz gibi Antalya, Adana, Malatya, Trabzon gibi büyük şehirlerde de bu tip etkinlikler yapılmalı mı? Ne dersiniz? Çok doğru bir konuya bastınız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten bizim en büyük sıkıntımız pazar. Bu pazarı da bir şekilde oluşturmak adına büyük illerimizde, büyük şehirlerimizde bu tip faaliyetleri göstermek. Biz İstanbul'un önüne kaldık. Bu yıl dördüncüsünü yapacağız. Yaklaşık 16, 17, 18 veya 24, 25, 26 tarihler arasında 3 günlük. Hangisi müsaitse kiralayacağımız yerle hangi ilgili. Ay? Şubat ayı. Böyle bir arkadaşlara karar aldık, devam edeceğiz bunu. Buradaki amaç şuydu, üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya getirmek. Yan yana getirip orada istediği şekilde güvenilebilir bal. Dışarıdaki balların güvensizliği olduğunu söylemek istemiyorum. Ama belli bir firmalar var zaten, bunlar kendilerini kanıtlamışlar Türkiye'de. Fakat tekel oluşmaması adına biz kendi pazarımızı yaratmak, birlikler kendi pazarını yaratmak, görücüye çıkmak adına biz bu işleri yaptık. Üçüncüsünü yaptık, bu sene dördüncüsünü. Geçen sene gerçekten çok iyi tepkiler aldık. Hatta daha bizden önce Bal Birliği'nin yaptığı bir fuar da vardı. Onlar da kendilerine göre bizden herhalde bir yıl, iki yıl önce başlamışlardı. O fuar da sizlerin sayesinde belli bir mesafe kat etti. Bizler Arı Yetiştiricileri Birliği olarak, siz genel olarak, biz sadece balla ilgili bir çalışmayı düşünerek yaptık. Ama burada malzemeciler de arıcılarımıza destek vermek adına bu işe katıldılar. Ama buradaki amacımız şuydu. Üretilen balı tüketiciyle buluşturmak, aracısız, direkt. Yani birlikler vasıtasıyla. Hatta biz orada şuna çok dikkat ettik. Üretim izni olmayan, Bakanlık, Tarım Bakanlığı'ndan üretim izni olmayan hiçbir balın oraya girmesine izin vermedik. Ki bundan sonra da aynı olacak. Bu güvenilirlik açısından bizim için çok önemliydi. Ama dediğiniz gibi diğer illerde de bunları yapmak lazım. Bakın demin Bursa örneğini verdim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir entegre tesis yaptığı zaman Bursa'da bunun yapılabilmesi çok kolay olur. Tabii bunlar hep maliyet gerektiren, birliklerin ekonomik gücü o kadar fazla değil. Yani biz oraya yerler bedava olmuş olsa, yani stand paralar ödememiş olsak biz her gittiğimiz yere gideriz. Tabii bunların bir maliyeti var. O balın da bize bir maliyeti var. Tanıtım anlamında olsa dahi bunun karşılanması anlamında. Bu sıkıntılar giderildiği zaman, şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Merkez Birliği gerçekten 8 yıldır biz orada görev yapıyoruz ama hala geçmiş yönetimin borcunu, rakam olarak da söyleyeyim, 250 bin lira para geçmiş yönetimin borcunu bu son günlerde ödedik. Bir sıkıntıya da girdik. Yani bundan önce, bundan sonra da seçilecek yönetimlerin, arkadaşlarımızın seçtiği yönetimlerin buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani çok güzel konuşma yapabilen, mikrofon çok zordur hitap etmek. Bunu çok güzel yapan arkadaşlar çıkıp masaya vurup ben şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de bize hala 8 yıldır bitiremediğimiz borçları bırakacak arkadaşlarımızın buna çok dikkatli olmaları lazım. Artık Türk arıcısı da uyandı. Bunlara o şey, prim vermeyeceğini de farkındayım. Ama bunların önünde örneğin Ankara'da bunu yapmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken de malzemecilerle beraber olabilir, Bal Üreticiler Birliği olabilir, Arı Yetiştiricileri Birliği olabilir. Burada sadece benim Türk arıcılığından isteğim, yani Bal Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği bu kısır döngüden çekilmek, bakanımızın güzel bir çalışması var. Birleştirsin bu işi, tek çatı altından girelim ve bu sıkıntılar, çekişmeler bitsin anlamında.
Dediğiniz gibi büyük şehirlerde bunları yapmak lazım. Antalya gibi uluslararası bir yerde. Bundaki amaç da tüketicimize iyi bal sunmaktır. Cafer Bey, bu faaliyetler eminim ki tabandaki arıcı arkadaşlarımızın kalkınması noktasında, balın ve diğer arı ürünlerinin tanıtılması noktasında fayda sağlayacak elbette. Evet. Ama geçmişten yaklaşık böyle 8 yıldır, 9 yıldır Türkiye'de bir kaos ortamı var arıcılık sektöründe. Ne kaosu? Yok Arı Yetiştiricileri Birliği, yok Bal Üreticileri Birliği, işte bölücülük anlamında nitelendirilen bir takım faaliyetler, etkinlikler. Şimdi ben nacizane şöyle düşünüyorum. Bir arıcı arkadaşımızın ana arısını yetiştirmesi, işte balını üretmesi, pazarlaması, kovanını imal etmesi, peteğini üretmesi, işte bunu pazarlaması ile ilgili reklam çalışmalarında bulunması çok zor. Zaten Türkiye'deki serbest politika, piyasa politikası şunu gerektiriyor. Bir kişi üretici ise üretecek. İşte pazarlamasıyla ilgili faaliyet göstermek istiyorsa da pazarlamacı pozisyonda yer alması gerekiyor. Yani bunların hepsinin bir çatı altında toplanması işi biraz zora koşuyor. Şimdi üretici arkadaşlarımızı düşünüyorum. Dağ tepe bayır dolaşıyorlar, ürün üretiyorlar. Üretilen bu ürün, dağ tepe bayır dolaşan ve ürünlerini üreten arkadaşlarımızın bunu pazarlaması, bin bir türlü problemlerini ortadan kaldırması zor gözüküyor. Hal böyle olunca birliklerin bir çatı altında toplanması ya da işte farklı görevleri alan komisyonların ortaya çıkartılması nasıl sonuçlar doğurur acaba? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi gerçekten bak buna güzel bir örnek Slovanya'dan vereyim gene. Slovanya'da Bal Birliği de var, Arı Yetiştiriciler Birliği de var. Balın pazarlamasıyla ilgili bal birlikleri devam ediyor, üretici birlikleri diyelim, daha doğrusu genelleme yapalım. Ve şu anda bizim bakanlığımızın yaptığı arı sevk hareketlerini Arı Yetiştiriciler Birliği yapıyor. Damızlık, görev tanımı bölümü böyle güzel yapılmış. Ama Türkiye'de maalesef bir sıkıntı şuradan. Şimdi benim karşımdaki arkadaş seçimi kaybetti, gitti göle kadar bal birliği ni kurdu. Şimdi bu ne oldu? Hiziplik doğru. Yani seçimi kaybettim. Ben ilçe bazlı 5200 kanunla müsaade veriyor. 5200 nolu kanun gereğince kuruluyor. İster istemez bir ayrıştırılmış oluyor. Gerçekten onlar aynı zamanda bizim üyelerimiz. Hiçbir şey fark etmiyor. Hem bazı biliyor ama. Yani Türkiye'deki şey bu koltuk tek olunca herkes bir koltuk peşinde, ille başkan ben olacağım. Başkan, oysa ki gelse de başkan yardımcısı olsa veyahut da yönetimle görev alsa. Şimdi yanlış anlamayın beni de, bir ilçenin, çok özür dileyerek söyleyeceğim, yanlış anlaşılmaması için, bir ilçenin Bal Üreticileri Birliği Başkanı olması, bana göre Arı Yetiştiriciler Birliği'nin yönetim kurulu üyesi olmasından çok yüksek değil bana. Sadece ünvan başkan. Ya, o yapılan, tabii yapanları kastetmiyorum. Yapılmayan, ben kendi yöremden bahsedeyim. Yaptıkları hiçbir şey yok. Kuruluş tarihinden bu tarafa 6 senedir, 3 senedir, 5 senedir birlik başkanlığı yapmışlar. Aidatları toplamışlar. Yapanlara bir şey demiyorum tabii bunları. Siz de bir birlik başkanı olarak alınıyorsunuz belki bunlar ama yapanlara kastım yok bunu. Yapmayanlara. İşte bu yapmayanlarla ilgili bizim bir araya gelip çalışmamız mümkün değil. Siz yapıyorsunuz, sizden bir araya gelebiliriz. Ama yapmayanları ben şimdi ne yapayım? Gölyaka'da ve Yığılca'da iki tane bal birliği var. Arıcıya verdikleri hizmet yok. Gene ben o hizmeti veriyorsam bu birliktelik olmaz. Ama bakanlığın bu konuyla ilgili tasarrufu, dediğiniz olay doğru. Anlaşılmazlık bir şey değil. Nedir? Geleceğiz, bir araya geleceğiz, siz balı pazarlayacaksınız ki böyle bir şey yaparsanız bizim hoşumuza gider. O işleri ben hala şöyle arkadaşlara şunu teklif ettim. Bal dolum tesisini sizlere vereyim ben. Zaten devletin bal dolum tesisi. Size vereyim, siz bunu pazarlayın, doldurun, ona razı değiller. Gelin bu işi yapın dedim ve teklif ettim. Hatta sizin toplantınıza geldiği zaman üretim izni olmayan balı getiripsin orada. Benim kendi Gölyaka Bal Birliği Başkanım üretim izni olmadan etiket yapıştırıp sizin fuarda
bal pazarlıyor. Ya gel, burası Cafer Kaba'nın yeri değil. Burası Düz Yarıcılar Birliği'nin yeridir ve dolum herkes yapabilir. 12 tane firma var bende dolum yapan. Gölyaka Bal Birliği'nin dolumunu yapmayacak kadar böyle bir şey yetkim de yok, hakkım da yok. Bunlar böyle olunca ister istemez fizikli çıkıyor ama dediğiniz olay çok doğru. Bir araya gelip tek vücut olup ben hatta geçenki bakana şunu söyledim. Bizim kanunumuz yok, onlar 5200'e bağlı, bizi oraya bağla dedim Sayın Bakanımıza. Bakan Bey de dedi ki tabii dedi, siz dedi 58 bin üyeniz var, onların dedi 3 bin neyse o zamanki tarihi söylüyorum ben. 3 bin üyeleri var, ilk kongrelerde zaten siz gene onları ele alacaksınız diye bir ifade kullandı. Gerçekten doğruydu. Ben ama o amaçla söylemedim. Benim amacım birliktelik olsun diyeydi. Şimdi bunlar o birliktelik olunca birlikte güç doğar. Beraber gitmemiz lazım. Beraber olduğumuz zaman da o gücü bakanlığa hissettirebiliriz. Şimdi değerli izleyenler, bu güzel ve heyecanlı sohbete reklamlardan sonra devam etmek istiyoruz. Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık Programı reklamlardan sonra devam edecek.